Merhabalar arkadaşlar, ben Nüzmin Yolcu. Türkiye'nin bilinmeyen harika rotası, Frig Yolu maceramın 7. bölümünü izlemektesiniz. Bu bölümde yoğun bir nekropol, bahşiş anıtı ve antik yollar göreceksiniz. Koltuklara kurup yolun tadını çıkaralım. İyi seyirler. Sabahından herkese merhabalar. Şimdi buraya Sarıcama beldesine 6 Mayıs gününü kutlamaya geliyor insanlar. Döver'den gelen genellikle birçok halk gelip buralara çadır kuruyor, eğleniyor. Akşama kadar piknikler yapıyorlarmış, geziyorlarmış, dolaşıyorlarmış. Burası bir dağ köyü olduğu için burayı tercih etmişler ve yıllardan beri bu gelenek böyle devam ediyor. Biz ise rotamda devam ediyoruz. Neresi diyeceğim? Gökbahçe miydi? Gökbahçe sanırım. Ayrıca bu köy 1864 yılında Rusya'dan, Kafkas Savaşı'nda Rusya'dan Çerkezlerin Abzik boyundan arkadaşlar. Bir akşam arkeolog bir abi geldi. Beraberce bayağı muhabbet ettik. İki tane de Çerkez, hatta üç de Çerkezli de. Beraber muhabbet ettik. Fazla geç geldiler maalesef. Kendileri de fazla kalmadı. Hem onlar yorgundu hem biz yorgunduk. Öylece gün bitti. Maalesef daha çok muhabbet etmek isterdik. Anlatmalarını, hikayelerini anlatmalarını isterdik. Böyle. Bazen bir şeyler zamansız olabiliyor. Gidiyoruz. Sarıcaova'da Frig Uygarlığı'na ait önemli bir nekropol burası. Birçok mezar, şu kayalar, görmüş olduğunuz bölge tamamen bir nekropol. Ölüler şehri. Gördüğünüz üzere. Çok mezar var arkadaşlar. Frigler kayalara oyup da yapmışlar mezarlarını. Ölüler şehri. Hoşça kal. Hoşça kalın ey uyanlar. Hadi hoşça kal Batuhan. Sen de Ölüler Şehri'nde kal. Kurban Frigler. Daha var gerçi. Sarıcaova göleti. Doğal bir oluşum arkadaşlar burası. Antik şehrin içinde kalmış. Muhtemelen sonradan da oluşmuş olabilir ve belki de altında kayıp şehir bile olabilir. Yani burada nereye kazarsanız kazın ya büyük ihtimal geçmiş döneme ait milattan önce 3000 yıl öncesine kadar herhangi bir şey muhakkak karşınıza çıkar. Çünkü çok geniş bir bölge, çok yoğun bir bölge. Kilit noktada yolu kaybettik çünkü öyle bir kilit noktalar var ki yol ikiye ayrılıyor ve nereden gideceğiniz hakkında hiçbir fikri, bilgi verilmemiş. İşaret konusu yetersiz maalesef veya reform olmuş bilemiyorum ama yine onlardan bir tanesini yaşadık. Kilit noktalar çok önemli. Kilit noktalara doğru düz işaret atılmıştır muhtemelen de kaybolmuş. Arkadaşlar yok. O sebepten biz yine bayağı bir yürüdük farklı bir yolu. Doğru olduğunu veya yanlış olduğunu da bilmiyoruz. İşaret göremediğimiz için uzun bir süre geri dönüyoruz tekrar o son işaret gördüğümüz yere. Oradan sonra araştıracağız, bakacağız.
Arkadaşlar yani gözden kaçırmış olduğumuz işaret o kadar basit bir yerdeymiş ki. Hemen yanında çarpı var. Biz o çarpıyı gördük. Hemen göstereyim size. Biz bu yoldan geldik. Bu yoldan gelirken şu istikamette yürüdük. Şu istikamette yürürken de şuradaki çarpıyı gördük. Ve buraya girmememiz gerektiğini. Şuradaki çarpı girmemek, evet buraya girmeyeceğimiz için dedik. Demek ki yol devam ediyor. Girilmezmiş. Fakat hafif az bir şey sağında hemen şurada görüyorsunuz. İşaret oradaymış. Nasıl atladık bunu göremedik anlamıyorum. Bir saatimiz kayboldu maalesef. İşaret falan göremiyorsunuz. En azından bir 150-200 metre falan işaret göremiyorsunuz. Böyle yürüyüş rotalarında. Arkadaşlar hemen şüpheye düşün. Ve etrafınızı iyice kurcalayın. İyice bakın. Herhangi bir şey yoksa geri dönün. Son işaret gördüğünüz yerden devam edin. Naçizane tavsiyem. Biz bunu yapmadık. Hataya düştük. Daha doğrusu tabii ki biz de yaptık. Gittikten sonra geri geldik. Yapacak bir şey yok. Olan zaman oldu. Evet, işaretlere çok dikkat edin arkadaşlar. Yoksa bizim kaybolmadığımız gün var mı Batuhan? Var ya, bir de Ömer sanırım full çekmiştik. Demirli'ye derken gitmiştik. Demirli'de de kaybolduk. Bir gün var galiba kaybolmadığımız. Onun dışında her gün kaybolduk. İşaretler maalesef ya. Maalesef biraz yok olmuşlar, gitmişler. Ve tabii ki şu an için çok popüler bir yol olmadığı için normaldir diye karşılıyoruz. Popüler olunca da bu insanlarla karşılaşacağız. Yani popüler olursa da herhalde insanlar bu kadar nazik olmaz. Bu kadar misafirperver olmaz galiba. Bizim düşüncemiz bu. Yine rüzgar başladı. Sesimi duyuramayacağım galiba. Sonra tekrar konuşuruz, görüşürüz. Hadi yolun açık olsun. Şişt. Merhaba. Nasılsın? Yiyecek bir şey yok ki sana göre. Güzellik. Ya çıksan vatan arkaya doğru. Baksan. Ne güzeller ya. What? Kıçı kıçı. Sen çobanlık mı yapıyorsun? Sen de mi yapıyorsun? Ama havlama bize. Bak burada bir tane çoban var. Nasılsınız? Şöyle sizi de görüntüleyeyim. Gökbahçeli misiniz? Tüfek. Yabani hayvan oluyor mu burada? Ne oluyor mesela? Kurt oluyor mu? Rast gelmemek bizi mutlu eder vallahi. Buralarda rast geldim, yandık. Gerçi biz köyde kalıyoruz genelde de hiç şeyde kamp kurmadık henüz. Hocam yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyoruz size. Eyvallah.
bütün görkemiyle Bahşişantı. Gökbahçe Köyü. Düz tarlalar. Arkadaşlar Gökbahçe Köyü'ne geldik. Gelirken bir yağmur duası yapıldı. Ondan sonra tuttular bizi, direkt yemek yemeye çağırdılar köylüler. Teşekkürler. Afiyet diyelim yemeklerimize. Arkadaşlar Gökbahçe Köyü'ne girdik. Baktık köyün meydanında yağmur duası yapıyorlar. Tabii ki bekledik birazcık. Biraz saygı gösterdik. Sonrasına baktık hemen bizi yemeğe çağırdılar. Geçin hemen yemek yiyin, yemek yiyin. İçeri girdik. Adamların 6 Mayıs sebebiyle Hıdralles şenliklerini kutluyorlarmış. Öyle köyde bir yemek veriyorlarmış. Sağ olsunlar. Karnımızı doyurduk. Biraz kahvede muhabbet ettik. Sonrasında 10 yaşa doğru şimdi yola çıktık. Yemeklerin tadı güzel değil mi Batuhan? Aynen abi, çok iyi. Kayımlı istik. Bak bakayım. Açken daha güzel. Açken daha güzel oluyor yemeklerin tadı. Ne yesek diye düşünürken baktık yemek. Yani. Biz zaten nerede beleş oraya geç olduk biz. Yani köy yolları öyle. Haftadır. Yolcuysak yürüyorsak bir şekilde bir yerden kısmetimiz çıkıyor. Şimdi 10 yaşa doğru gidiyoruz bakalım. Artık yarın muhtemelen yazılı kayıt olacağız. Gökbahçe, hoşçakal. Bu arada artık Eskişehir topraklarındayız. Seyit Gazi. Gökbahçe, Seyit Gazi ilçesine bağlı. Artık Eskişehir topraklarında yürüyeceğiz. Afyon bitti. Çok keyifli zamanlar geçirdik Afyon'da. Güven insanıyla beraber müthiş insanlar tanıdık. Hepsine selam olsun. Arkadaşlar, Frigler birçok tanrıya inanmışlardır. Fakat bunlardan en önemlisi doğa tanrıçası Kibele'dir. Hatta doğanın kendisi olduğuna inanırlar. Tanrıça Kibele'nin. Oynaş Köyü arkadaşlar. Çok az insan mevcut. Çok küçük bir köy. Zaten bir iki kişi görebildik. Onlarla biraz konuştuk. Bu arada köy odası olmadığını, Yapıldağ'a gidersek Yapıldak'ta olduğunu. Fakat bizim yolumuz Yapıldak'tan geçmiyor. Ne yapacağımız hakkında pek bir karara varamadık aslında. Bakalım biraz yürüyelim de karara varırız galiba. Arkadaşlar iyi akşamlar. Frig Vadisi'nin son artık bir gün kala rotaya. Yazılıkaya doğru ilerlerken hatta Gökçe hangi köydü? Gökçe Güney köyüne giderken Gökbahçe pardon. Gökbahçe'yi geçtik Gökçe Güney'e giderken Yapıldak köyünü görüp biz de bu geceyi nerede geçirebiliriz diye bu tarafa yol aldık. Köye geldiğimizde İsmet muhtarım kapısını vurdu ve sağ olsun bize hemen şeye davet etti. Bu konuda Anadolu insanı süper. İsmet muhtarım 30 yıl İzmir'de kamuda çalışmış. Ondan sonra köyüne gelmiş. Teyzemle beraber köyüne geldikten sonra da muhtarlığa aday olmuş. Doğup büyüdüğü köye bir hizmet. Evet. Doğup büyüdüğü köye bir hizmetim olsun, bir yarım olsun, bir faydam dokunsun diye bu işin taşın altına elini sokmuş. Muhtarım, işler yolunda gidiyor mu? İşler yolunda gidiyor dersek pek doğru olmaz. İşler yolunda
gitmesi için işte her istediğimize ulaşamıyoruz. Her düşüncemizi gerçekleştiremiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi işte Filip Vadisi sınırları içerisinde, evet, Eskişehir'in en son köyü olan Yapıldak. Kervanın çok fazla geçmeyip kuşun çok fazla uçmadığı, evet, bir mahallemiz burası. Havamız güzel, suyumuz güzel. Allah bu konuda bize biraz cömert davranmış. Ülke genelinde oksijen oranı en yüksek ikinci bölge, evet, olduğu söylenir yetkililer tarafından bize. Köprübaşı, Odun Pazarı neyse, Yapıldak Mahallesi de bunlardan aynı teraziye kondu. Haftada bir çöpümüz alınır. Yani büyük şehir olduk. Bu da hizmet olarak sayarsak. Sıfır hizmet o zaman çok az. Sıkıntı. Bunun da biraz hareketlenmesi lazım değil mi? O hareketlenmesi konuda lazım işte. Bunlar gelirse, bu bahsettiğimiz kardeşlerimiz gelirse, burada bir yapılaşma fazlalaşırsa, burada sirkülasyon olacak. Arabanın eksikliği. Muhtarım ulaşım nasıl sağlanıyor peki? Aracın yoksa? Ulaşım yok. Allah'a şükür ulaşım. Nasıl olacak o? Yani ulaşımsız ulaşım, köyün olması. Vasıtası olan herkes kendi imkanlarıyla gider. Olmayan da yoksa, yoksa olmayan olandan, olan da götürmezse yardım almak zorunda. Yani bir şekilde götürürüz. Yani kimse götürmese biz götürürüz. Eyvallah muhtarım, ondan şüphemiz zaten yok. Sırtımıza bindirir yine götürürüz. Burada sıkıntı yok da. Ha vasıta olsa, ulaşım olsa daha iyi. Tabii kesinlikle daha iyi olur. Böyle devam ediyor işte Yapıldak köyünde hayat. Yani muhtarım umarım hakikaten bu gösterdiğiniz özveriye hiç şüphemiz yok zaten bu konuda da. Söyledikleriniz, dedikleriniz bir yerlere ulaşır. İnşallah. Belli zaman sonra her inşallah. Her gelene derdimizi, evet, anlatıyoruz da biraz da işte şey içerisindeyiz. Yalan yanlış bir şey söyleyip de kimseyi kırıp dökmek, üzmek de istemiyoruz. Yani tabii amacımız zaten. Herkes gibi işte biz de bulunduğumuz yere hizmet etmek, yardımcı olmak, daha iyiye ulaşmak. Başka bir, evet, derdimiz yok bunları söylerken. Kesinlikle muhtemelen. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize bugün evinizi açtınız. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok iyisiniz hakikaten. Teyzeme de çok teşekkürler. Biz de memnun olduk. Biz de çok işte sizinle bir çayımızı, bir kaşık çorbamızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık biz de. Evet arkadaşlar, yani teyzem yemekler hazırlıyor, bir şeyler, yatacak yer hazırlar, ayarladılar bize. İyi ki bu köye gelmişiz bugün de. Son zaten gecemiz olarak son gece, yarın artık İstanbul'a dönüş vakti. Hakikaten size minnettarız. İnşallah her zaman böyle. Sağ olun. Biz de sizden memnun olduk. İşte sohbet ettik, biraz sıkıntılarımızı paylaştık. Kesinlikle. Bu işinizde daha önce söylemlerimde de geçti. Yayınınız her ne adı altındaysa bir yerlere bir sesimiz acaba duyan olur mu? Umarım muhtemelen. Birisinin karşısında belki bir denk gelir. Ya bir gelip geçen uğrar da ya sen böyle böyle sıkıntılarınız varmış. Niye bağırıp duruyorsun orada sen? Diyen olur belki. Ya biz bir de ona derdimizi anlatmaya çalışırız. Umarım muhtemelen. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Teyzeme de çok teşekkür ederim. Teyzemi de gösterin. Teyzeme. Çok sağ olun. Ben de memnun oldum size. Çok teşekkür ederim. Çevremizi tanıttınız. İşte bizim bir bardak çayımızı paylaştınız. Biz de bu sizin aracılığınızla bir yerlere bir şey söylemeye çalıştık. Harika bir tabiat, harika bir köy, harika bir coğrafya. Kesinlikle bu su götürmez bir gerçek. Güzel. Hala işte Anadolu'nun misafire karşı saygı, sevgi çerçevesi devam eden ender yerlerden birisidir. Köyümüze gelen mağdur olmaz. Her türlü konuda her komşumuz elinden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ederler. Çok sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Görüşürüz. Gezban teyzemin hazırlamış olduğu sağ olsun sofra. Eksik olmasın kendisi de. Az ama ne yapalım? Olsun olsun, daha ne olsun ya. Ben anamın evinde böyle yemek yiyorum. Afiyet olsun bize.